Değerli izleyicilerimiz, şimdi sizlere anlatacağım haberi ya da benzerini ben hayatım boyunca ne gördüm ne de duydum. Haber şu. İkiz, iki kardeş bir adamla evlenecek ülke arıyorlar. İki kız kardeş, ikizler bir adama aşık olmuşlar ve resmi evlilik yapmak için ülke arıyorlar. Bakalım, Avustralyalı tek yumurta ikizleri ABD menşeli reality show'da aynı adamla nişanlandı. 35 yaşındaki Anna ve Lucy, 2011'den beri beraber oldukları 37 yaşındaki elektrikçi Ben Brands'la evlenecek. Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan üçlü, en saplantılı ve ayrılmaz kardeşlik ilişkilerini inceleyen televizyon dizisi Extreme Sisters'ın son bölümünde nişanlandı. İkizlerle yaptığı romantik park pikniği esnasında o soruyu sordu ve her ikisine de 3 halkadan oluşan birer yüzük takdim etti. İki kadının yüzüğünün de orta halkasında büyük yuvarlak elmaslar vardı. Bernice, 3 halkanın 3'ünü sembolize ettiğini belirterek şunları ekledi. Anna, benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Lucy, benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle de geçirmek istiyorum. Sizi seviyorum, ikinizi de seviyorum. Çok eşlilik Avustralya'da yasal olarak tanınmıyor fakat ikizler Malezya, Endonezya veya Amerika'nın bazı bölgelerinde evlenebileceklerini ileri sürdü. Malezya'da çok eşlilik gayrimüslimler için yasak. Endonezya'da ise herkes için yasal. Çok eşlilik ABD'nin 50 eyaletinin hepsinde yasak ve para cezası, hapis cezası veya ikisiyle birden cezalandırılıyor. Barnes, nişanlılarına onları mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğuna dair söz verdi. Bunun yanı sıra Anna ve Lucy aynı zamanda hamile kalmak istediklerini, bunu tüp bebek yoluyla yapmayı planladıklarını ve yıllardır istediklerini söyledi. Instagram'da paylaştığı bir videoda ikilinin birlikte hamilelik testi yaptığı görülüyor ama ikisinin de testinin sonucu negatif çıkmış. Anna hamile kalması halinde Lucy'nin de kesinlikle hemen hamile kalacağını, çünkü vücutlarının aynı olması gerektiğini söyledi. Bunu kesinlikle gerçekleştirmeye çalışırız diyor. Kız kardeşler daha önce 2019'da Australia Today's programında aynı anda hamile kalma planlarından bahsetmişti. Ortak gebeliğe çabalamanın zor olabileceğini kabul eden kardeşler şunları söylüyor. Aşk aşktır, hepimiz yetişkiniz. Annemiz aslında bizi doğal yollarla doğurmaya ikna ediyor. Bu nasıl olacak bilemiyorum diyor. Yani güler misin, ağlar mısın, ne yorum yapsak bilemedim şimdi bu hokkabazlara. Adam zaten durumdan memnun. Sorun yok diyor, tamam diyor. İkisi bende. Kadınlara bakıyoruz. Kadınlar da tamam diyor, biz de memnunuz diyor. Ne diyeyim? Yani aslında söyleyecek çok söz var da, hani bir laf var ya, yerim dar. O nedenle bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış da anlaşılabiliriz. Sıkıntılı bir durum aslında. Yani ben bir yorumcu, bir gazeteci olarak ne diyeyim şimdi ben bunlara? Siz söyleyin. İyi yaptınız mı diyeyim? Çok güzel halt ettiniz mi diyeyim? Ya da sizin bu durumunuz acaba ileride çocuklarınıza nasıl yansıyacak, bu soruyu mu sorayım? Adam memnun. Adamda sorun yok. Diyor, ben diyor ikisini aldım diyor. Ama kadınlarla ilgili durum biraz sıkıntı oluşturabilecek gibi. Değerli izleyicilerimiz, Apple'ın iPad ve iPhone telefonlarını kullananları çok yakından ilgilendiren bir sıcak gelişme var. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Apple, eski model iPhone ve iPad kullanıcılar için güvenlik odaklı bir güncelleme yayınladı. Apple iOS 12.5.4 güncellemesi için yapılması tavsiye edilir uyarısında bulundu. Şirket, eski model cihazları kapsayan güncellemenin acilen yapılmasını da bir not olarak düştü. Apple'ın iOS 12 güncellemesi iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad Air'e geldi. iOS 12.5.4 güncellemesini yayımlayan Apple, bu güncelleme önemli güvenlik güncellemelerini barındırıyor ve bütün kullanıcılara yapılması tavsiye olunur ifadesini kullandı. Söz konusu cihazlar 2013 ve 2014 yıllarında piyasaya sürüldü. Ancak Apple eski modellerine ilişkin güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam ediyor. Milyonlarca kişi hala çünkü bu cihazları kullanıyor. iOS 13'in yayına alınmasının ardından
çok fazla değişim görmeyen iOS 12 halen milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Atlas adındaki bir şirketin raporuna göre iPhone kullanıcılarının %8'i halen iPhone 5S, iPhone 6 veya iPhone 6 Plus'tan birini kullanıyor. Atlas'ın bu verileri 2020 yılına ait. Apple WebKit'teki açıklıkları da güncellemeyle giderdiğini duyurdu. Söz konusu güvenlik açıkları uzun bir süredir telefonlardaki bilgilerin sızılmasına neden oluyordu. Güncellemeleri ayarlar genel yazılım güncellemesi adımlarını takip ederek siz de yapabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, bu Apple'ın da şöyle bir durumu var. Bir telefon alıyorsun ya da iPad alıyorsun, bilgisayar alıyorsun, neyse. Cihaz teknik olarak herhangi bir sorunu yok cihazın. Fiziksel olarak da yok ama belli bir süre sonra cihazı kullanamıyorsun. Çünkü update edilmiyor. Yani seni yeni cihaz almaya teşvik ediyor. Bunun da mutlak surette önüne geçilmesi gerekiyor. Tüketici mahkemelerinin, tüm dünyadan bahsediyorum, böyle bir uygulamaya onay vermemesi gerekiyor. Kardeşim, bu telefon yeni mi? Yeni. Bu telefonun herhangi vuruğu yok, kırığı yok, çatlağı yok, patlağı yok. Sen hizmet vermeyi niye kesiyorsun? Yenilemiyorsun. Güncelleme yapamıyorsun. Program yükleyemiyorsun. Sonra da diyorsun ki dünyanın bir numarası benim. Hayır, siz vahşi kapitalizmin bir ayağısınız. İnsanları sömürmeye devam ediyorsunuz. Evet, sömürü bu arkadaşlar. Parasını verdiğim cihazı kullanamıyorum. Temiz, hiçbir şey yok, kırılmamış. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Değerli izleyicilerimiz, Rusya'da hapishane gardiyanları arasında güzellik yarışması düzenleniyor. Rusya Federal Cezaevi Servisi geleneksel ceza infaz sistemi güzeli yarışmasının aday listesini yayınladı. Yarışmada ülkenin en güzel 12 hapishane gardiyanı yarışacak. Enteresan. Rusya'da düzenlenen ceza infaz sistemi güzeli yarışmasında bölgeler arası yarışmalara katılan yaklaşık 100 güzel arasında seçilen 12 finalist yarışıyor. Yarışmaya Şalin ve Murmansk'ta dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanından katılım var. Sputnik'in haberine göre Rusya Federal Cezaevi Servisi güzellik yarışmasını düzenleyen ilk devlet kurumu değil. 2019'da Rusya Ulusal Muhafız Birliği ve Rosgvardiya Güzeli isimli bir yarışma düzenlemişti. Yarışmada Sverdlovsk bölgesinden polis memuru Anna birinci olmuştu. Instagram'da popülerlik kazanan Anna daha sonra görevden atılmıştı. Kendisi bunun sebebini hemcinslerinin kıskançlığı olduğunu belirtmişti. Ancak yetkililer kurum içinde video paylaşarak güvenliği ihlal ettiğini kaydetmişti. Hem güzellik yarışması yapıyorsun, hem de güzellik yarışmasının sonucunda Instagram'dan bir şeyler paylaşıyor diye işten atıyorsun. Ya saçmalığa bakar mısın? Zaten yani ne diyeyim? Güzeller yani. Değerli izleyicilerimiz, bir hastane düşünün. Bu hastanede çalışan bir de güvenlik görevlisini düşünün. Ve bu güvenlik görevlisinin de doktor önlüğü girerek ameliyat yaptığını düşünün. Olmaz diyorsunuz değil mi? Oldu. Bal gibi oldu bak. Bir tane hastanenin güvenlik görevlisi ameliyat yaptı bakın. Pakistan'daki bir devlet hastanesinde doktor kılığına giren eski bir güvenlik görevlisi tarafından ameliyat edilen 80 yaşındaki kadın cerrahi müdahaleden 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Polis Lahore kentindeki hastanede 2 hafta önce hastanenin eski güvenlik görevlilerinden Muhammed Vahid Butt tarafından ameliyat edilen Şamima Begüm'ün kadının sırtında yara olduğu, kendisini doktor diye tanıtan güvenlik görevlisinin ailesinden para alıp ameliyat ettikten sonra 2 kez de eve pansuman yapmaya geldiği belirtildi. Polis açıklamasına göre Begüm'ün ailesi kanaması artıp durumu ağırlaşınca onu tekrar hastaneye götürdü ve olup biteni anlattı. Kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılacak. Ya ne otopsisi kardeşim, ölmüş işte. Lahore polis sözcüsü Ali Saftar ise Butt geçmişte doktor olduğunu söyleyip evlerdeki hastalara gitmiş, gözaltına alındı diyor. Güvenlikçinin doktorluğa soyundu. Mayo hastanesinin yönetiminden adını vermek istemeyen bir kişi ise gözümüz her an her doktorun üzerinde olamaz. Burası çok büyük bir hastane diyor. Pakistan'daki devlet hastaneleri çoğunlukla talebe yetişemiyor. Aşırı kalabalık oldukları için yetersiz kalıyor. Bu ay başında yine Lahore'daki bir hastanede doktormuş gibi davranan bir adam cerrahi bölümündeki hastalardan para alırken yakalanıp tutuklanmıştı. Arkadaşlar,
Enteresan ya. Hangi kafaları yaşıyorsunuz yani? Güvenlikçi herhalde doktorlara özendi. Giydi önlüğü dedi. Ben dedi ameliyat yapayım. Onu da bırak. Nerede yaptı bunu? Ameliyathanede hemşire yok muydu? Bu ameliyatın iznini ne, nasıl ve kim verdi? Herhalde para için biz doktoruz diyorlar. Ameliyat ederiz diyorlar. Herhalde bir doktorun işte yanında durdu murdu bir şeyler yaptı. Bu öğrendi bir şeyleri. Düşünsenize değerli izleyicilerimiz, bir ameliyathane var. Bu ameliyathane hangi doktorun girdiğini bilmiyor musunuz? Hemşireler bilmiyor mu bunun kim olduğunu? Bir de ne ameliyatı yapıyorsun? Hangi teşhisi koydun? Belinde yaralar var deniliyor. Belinde bir sorun mu vardı? Ne oldu? Vallahi ne diyeyim? Daha neler duyacağız? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve duymadım. İlk kez duyuyorum. Yani güvenlik görevlisi operasyon yapıyor. Cerrahi müdahalede bulunuyor. Hani ilaç yazanı gördüm. Muayene edeni gördüm de ameliyat yapanı hiç görmedim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan Uluslararası Havalimanı ilginç bir olaya sahne oldu. Los Angeles'tan Utah eyaletindeki Salt Lake City'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan United Express'e ait uçakta bulunan yolculardan biri kalkış sırasında uçaktan atladı. Federal Havacılık İdaresi'nin olaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada uçakta nedeni bilinmeyen bir tartışma çıkmasının ardından yerel saatle 19.10 sıralarında şahsın uçağın kapısını açtığı ve acil durum kaydırağını etkinleştirdiği belirtildi. Taksi konumunda ilerleyen uçaktan atlayan yolcunun yaralandığı ve yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili de soruşturma sürüyor. Arkadaşlar bu uçakta gerçekten bazı insanların hakikaten enteresan tavırları olabiliyor. Bir bakıyorsun ansızın karşılaşıyorlar, bir bakıyorsun saçma sapan kavgalar, uçak o personeliyle kavgalar falan. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle çok ciddi anlamda bir hava trafiği olduğu için bu haberler genelde Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Çünkü çok yolcu var, çok uçak var. Havacılık sektörü tap yapmış durumda. Hal böyle olunca da böyle insanlarla ilgili haberler de karşımıza çıkabiliyor.